Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine çok güzel yepyeni bir model hazırladım arkadaşlar. Siyah tek renk bir tülbentim var. Şöyle çok farklı bir papatya hazırladım. İki renkten oluşan. Şöyle göstereyim. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın, bu yuvayı ve bu çimeni ikisini bir takım çok yakıştırıyorum yükseklik olarak. Bu papatya da iki renkten oluşuyor ve kolaylık olsun diye de bu şekilde trabzanların içine girerek yapılıyor. Evet, ara suyunu da şöyle şu şekilde göstereyim. Bir de şöyle sallantılı haline bakıp şöyle görüş açısını sizler için ayarlayayım. Evet, şimdi modeli nasıl yaptık? Onun anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. Bakın, çimeni bu şekilde çok kolay bir model. Hemen başlayalım. Evet, ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemini hazırlıyorum. Tığ battının içine sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Şöyle iki tane çiçeğimin arasına 7 tane yapıyorum. Bakın, şuraya bir tanesi de gittiği için ortada 5 kalıyor. Şimdi diğer papatyamın çiçeğini sabitlemek için yapacağım bu şekilde. Şimdi arka tarafı unutalım. Her zamanki gibi ilk başlar gibi başlıyoruz. Sık iğne ile sabitledikten sonra iki zincirimi çekiyorum. Yandaki tığ battıya 2 alarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. Buraya kapattım. Tane tomurcuk oluşturdum. İki zincirimi çektim. Şöyle sabitledim. Evet, bu şekilde 7 tane yaptıktan sonra hemen yuvamız için bir alt zemin oluşturuyoruz. Ara suyun kipriksiz olanı. İki zincirimi çektikten sonra 2 aldım. Tekrar üstüne 2 zincir çekip boş olan tığ battıya kapattım. Evet, 2 zincirimi çekiyorum. Şöyle 2 alarak trabzanımı hazırladım. Buraya 9 tane zincir çekiyorum. Dokuz zincirimi yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Yuva dediğim yani trabzanın tepe noktası arkadaşlar. Bir zincirle düz tarafına döndüm. Hemen sabitledim. Bu şekilde. Yuvamız hazır. Şimdi papatyalarımız için yuva hazırlayacağız. 3 zincirimi çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Hemen şöyle 2 alarak trabzan yaptım. Kapıya bakıp hemen geliyorum. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle 5 tane zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. 5 zincirin üzerine yine buraya trabzan yapacağım. Şöyle 2, şöyle 2 ve 2. Yanına hemen bir trabzan daha. Şöyle 2, 2 ve 2. 5 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. Şöyle 2 2 ve 2. 5 zincir. 2 2 ve 2. Şöyle 2 2 ve 2. 3 tane yuva oldu. 5'e tamamlayacağız. 2
İki defa tığı doladım. Aynı yuvanın içine giriyorum. 2, 2 ve 2. Tekrar. Şöyle. 2, 2 ve 2. Evet arkadaşlar, 9 zincirli yuva burayı alıyor, gayet güzel alıyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. Şimdi 3 zincirle ikinci trabzanı yapacağım. 3 zincirimi çekip bu yaptığım trabzanın dibine ikinci trabzan olarak kapattım. Bakın. Hemen dip kısmına bir sık iğne yapıyorum ve buraya trabzanın arasına da bir sık iğne yapıp trabzanın seviyesine indim ve 2 tane zincir çekiyorum. Yandaki, bakın, bu boş olan tığ battıya yarım kalan bu üçgenimi tamamladım. Şöyle. Bu şekilde inişimizi yaptık. Şimdi direkt ara suyuna geçiyorum. Bakın. 2 defa tığı doladım. Hemen yandakine giriyorum. 2-2 alarak ilk başta göstermiş olduğum ara suyundan yapacağız. 4 zincir. Atıyorum. 2 zincir. Yandakine gireyim. Şöyle. 2 zincir. Bir defa tığı doladım. 2 ve 2. 4 zincir. Toplamda bundan 7 tane yapacağım. Evet. Şimdi bir tane daha yapalım. Sanırsam yeterli arkadaşlar. Şöyle 2 ve 2. 1. İki, üç ve dört zincir. Kapattım. Şöyle iki zincir. Sabitliyorum. Evet. Şimdi ara suyumuzu yaptık. Çiçeğimizin yuvalarını hazırladık. Bu şekilde. Şimdi beyaz olan minik papatyaları yapalım. Evet, şöyle sık iğne ile yuvanın içine girip ipimi sabitliyorum ve 3 tane zincir. Bir defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. 1, 2 ve 2. Zincirle beraber 2 trabzanım oldu. Buraya 5 tane trabzan yapacağız. Yine 5.sini zincirle yapacağız arkadaşlar. Şöyle 1, 2 ve 2. 4 oldu bakın. Yine 3 tane zincir çekip 5.yi buraya şöyle 3 zincirden yapıyorum. Evet. Şöyle bir zincir çekelim ara kısmına. Geçişimizi zincirle yapalım. 1, 2 ve 3 zincir. Bir defa doladım. Bir trabzan yapıyoruz. Yine 1, 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, şöyle 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1, 2 ve 2. 1, 2, 3 zincir. Yuvaya giriyorum. Sabitliyorum. Evet. Arasına bir zincir çekiyorum. Şu geçiş köprüsü olarak bu iki trabzanın arasından bir zincirle geçiyorum. 3 zincir, bir defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 3 seferde. 5 trabzan. 4. 4 tane olunca yine 3 zincir, 5. trabzanı oluştur. Bir zincir. Şöyle bakın, çok güzel papatya yapraklarımız oluyor. Şöyle siyah da koydum arkadaşlar, ışık vurmasın diye. Beyazla beyaz zemin karışıyor, gözükmese diye. İnşallah şöyle güzel çekim olacak. 3 zincirimizi çekelim. Yuvaya girip 1, 2 ve 2. Şöyle 1, 2 ve 2. Hemen 4'ü tamamlayalım.
Tamamladık. Sıkı sıkı 3 zincir. Gevşek çekince arkadaşlar 5 zincir gibi bile durabiliyor. Şöyle 1 zincir. Evet, sonucu yuvayı da yapıp bitiriyoruz. Bir defa tığı doladım 3 zincirimin üzerine. 1, 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. 1, 2 ve 2. Evet, burayı da 4'e tamamladıktan sonra hemen 3 tane zincir çekip yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum ve dibine de bir tane zincir çekip işlemimiz tamam. Evet, bunu da arkadaşlar şöyle pembiş bir renkten yapalım üzerinin papatyasını. Evet, şöyle. Bakın bu trabzanın tepe noktasından ipimizi sabitliyoruz. Bir zincir çekip buradaki bakın iki tane trabzan yapmıştık ya, onun tepe noktasından giriyorum ilk olarak arkadaşlar. Şöyle beyaz kısma boşluktan da girebilirsiniz. Ama böyle güzel oluyor. Nasıl kolayınıza gelirse. Evet, 5 zincir çekiyorum. Sık iğneden sonra 5 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Şu iki trabzanın ara boşluk kısmından girip şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. Bu şekilde bir trabzan yaparak başladım. Şimdi bu trabzanların ara kısmından girerek trabzan yapacağız. Tepe kısmından değil de boşluk kısmından giriyorum. Şöyle iki. Tekrar bir defa tığı doladım. İki trabzanın ara kısmından giriyorum. Bir, iki ve iki. Bu şekilde trabzan yapıyorum. Sonuncu bu zincirli aşağı indiğimiz yerden de girip 1, 2 ve 2. Şöyle 5 zincir. Bakın sık iğne. 2 sık iğnenin ara kısmından girdim. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın papatyalarımızı yaprakları oluşuyor. Diğer tüm yaprakları da aynı şekilde yapacağız. Şöyle 5 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Bir defa tığı doladım. Bakın şöyle ara kısmından girip 1, 2 ve 2. Işık vurmadan göstermek istiyorum. Şu beyazın iki trabzanın arasında şöyle 3 seferde bir defa tığı doladım. 2 tane 1 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle 1 2 ve 2. 1 2 3 4 ve 5. Bakın 2 trabzanın ara kısmından şöyle giriyorum, sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet arkadaşlar bir tane daha yapalım. Bir defa tığı doladım 5 zincirin üzerine. Bakın bu ilk 3 zincir ile trabzanın ara kısmından girip şöyle 1, şöyle 2, şöyle 2. Bir defa tığı doladım. Trabzanın ara kısmından 1, 2 ve 2. Şöyle 1, 2 ve 2. 1, 2 ve 2. Ve 1, 2, 3, 4, 5. Buraya bir zincir çektiğimiz aralıktan giriyorum. Bakın trabzanın tepe noktasına hiç ellemiyorum arkadaşlar. Sadece beyaz boşluktan giriyorum ve kapatıyorum. 4 ve 5. Trabzanın ara kısmından şöyle bir, şöyle iki, şöyle iki. Üç seferde. Yine trabzanın ara kısmından giriyorum. Şöyle bir, şöyle iki ve iki. Trabzanın ara kısmından giriyorum. Şöyle bir,
Şöyle tekrar yapalım. Bir defa tığı doladım. 1, 2 ve 2. Sonuncu trabzan arasından da 3 seferde aldım. Papatyamızı tamamladık. 5 zincirle inelim. 5 zincir. Bu 1 zincirle arasına giriyorum. Sabitliyorum. Evet. Dördüncüyü de yaptık. 5. Bir defa doladım. Şöyle bakın. Ara kısmından giriyorum. 1, 2 ve 2. Bir defa tığı doladım. Şöyle ara kısmından 1, 2 ve 2. Kameradan baktığımız için arkadaşlar şöyle birazcık hemen odaklamıyor kamera. Evet. Bu şekilde. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Ve buradan şu başladığımız 2 trabzan var ya arkadaşlar, sonuncuyu da oraya kapatıyorum. Sık iğne ile bakın. Şimdi bunu 1 zinciri çekeyim. Buradaki ilk şöyle kirpikli trabzana sabitleyip bir tane de zincir çekiyorum dip kısmına. Hemen kapatıyorum. Bakın. Çiçeğimiz çok güzel oldu arkadaşlar. İpimi de yakıp geleyim. Evet. Modelimiz bu arkadaşlar. Şöyle sizlerle beraber yaptığımız papatya çiçeğimiz. Şöyle yakın plan tutayım. Ara suyuyla beraber. Çok güzel bir model hazırladık. Kolay, ütüye giden, herkesin de yapabileceği. Kolaylıkta bakın, trabzan kısmına batmak zorsa, böyle tepe kısmına batmak zorsa, ara kısmında böyle trabzanları, ikinci trabzanları, papatyanın yapraklarını yapabilirsiniz. Şöyle iki renkli papatyalar. Çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Ben çok beğendim bu modeli. İnşallah siz de severek, beğenerek yaparsınız. Tülendiği zaman şöyle ters tarafından da kalıp gibi bir modeliniz olacak. Sallantılı haline de sizlere bakıtıp vedamızı edelim. Evet. Modelimiz bu. Şöyle. Sallantılı halini de tutayım. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.